Afganistanlı Ferhunde cinayeti. Tarih 19 Mart 2015. İlahiyat öğrencisi, evet 2 hafta dedim ama değil, 19 Mart'ta olmuş bir hadise. İlahiyat öğrencisi olan ve mahallede, ilahiyat öğrencisi bakınız, mahallede hanımlara Kur'an'ı anlama dersleri veren, yani sizin gibi bir Kur'an halkası olan bir kızımız Ferhunde, 27 yaşında bir kızımız. Bir caminin önünde hastalara muska satan bir molla ile tartışıyor. Diyor ki sattığın muskaların bir yararı yok. Bunlar Kur'an'a aykırı. Dinde bunların yeri yok. Siz insanları din satarak varlık sahibi oluyorsunuz. Molla ne yapıyor biliyor musunuz? Hemen etrafındaki o güruhu, bu kadın Kur'an'ı hakaret etti, Kur'an yaktı diyor orada. Ben de gördüm diyor. Ve kalabalık Allah rızası için Ferhunde'nin üzerine yürüyor. Önce sopalarla her tarafını kan revan içinde bırakıyorlar. O görüntüleri ağlaya ağlaya benim gibi içinize taş basarak izleyin. İzleyin de ibret olsun. Yüreğinizin önünde hep dursun o acı görüntüler. Evet. Önce sopalarla, tahtalarla elini yüzünü kan revan içinde bırakıyorlar. O haykırıyor. Ben bir Müslümanım. Ben bir ilahiyat talebeyim. Ben Kur'an ilimleri okuyan ve okutan insanım. Müslüman Kur'an yakmaz diye bağırıyor. Bir taraftan da bir dama kaçıyor. Muskacı mollaya yenileri ekleniyor. Ferhunde can havliyle çatıya çıkıyor. Oraya çıkan bu magandalar Ferhunde'yi çatıdan atıyorlar. Bu kez üzerine kayalar fırlatmaya başlıyorlar. Görüntüde onlar da var. Öyle taş demiyorum. Böyle böyle kayalar. Ferhunde masum cesedini taşıyamayacak duruma geliyor. Yıkılıyor, sürünüyor. Süründüğü halde üzerine çıkıp başlıyorlar tepinmeye. Sevap alacaklar ya. Cennete girecekler ya. Bu ümmeti kim böyle delirtti ya? Muskacı mollanın yartakçıları, etrafındaki adamlar Ferhunde'yi başlıyorlar sürüklemeye. O haliyle de görüntü devam ediyor. Hızlarını alamıyorlar. Kesmiyor bu, üzerinden arabalarla geçmeye başlıyor. Yetmiyor bu, cesedini yakıyorlar. Tabii daha büyüğünü, daha büyük sevabı almak için daha büyük bir şey yapmak lazım değil mi? Daha büyük sevap alacak ya. Yakıyorlar. İşte bizim hikayemiz. Şiirin devamı böyle saf, böyle temiz diye bitiyordu ya. Ben öyle demeyeyim. Böyle kepaze, böyle rezil. Şimdi yanmaz kefen satıcıları bizi linç etmediği için sevinmeli miyiz? Aslında ellerinden gelse hiç aşağı yapmazlar. Bundan eminim. Ama yapamadıkları için yapamıyorlar. Bakın, şu toplantı, şu salondaki şu program yapılacağını haber alan bir takım kuruluşlar, bunlar Müslümanlar. Bu saate buraya gelmesinler diye program koyuyorlar. Suçumuz Kur'an'a davet. Adam geliyor, diyor ki Kur'an halkalarına gitmeyin. Bir de utanmadan Allah'ım şahit oldu ya, milleti şahit,
şahit diye çağırıyor. Allah'tan korkmadan. Aynı ben bu manzarayı bir yerden daha hatırlıyorum. 1400 yıl önce Mekke'den. Aynı manzara. Allah Resulü Kur'an'a davet ediyordu gittiği yerde. Arkasından gelenler sakın onun dediği yere gitmeyin. Sakın Kur'an dinlemeyin. Sakın Kur'an'a el uzatmayın. Sakın onu dinlemeyin. Taş kale çıkarın. Gürültü çıkarın. Patırtı çıkarın ama Kur'an anlaşılmaz. Ben bu manzarayı oradan hatırlıyorum. Peki kazanacaklar mı? Onlar kazanamadılar. Babaları kazanamadı. Bunlar da kazanamayacak. Kur'an düşmanlarının, Kur'an'la savaşanların çocukları da kazanamayacak.